Kafka Müzesi'ne giriyoruz. 1700'lerin ortasında açılan ilk Starbucks kafesi. Bu köprü yanlış hatırlamıyorsam 4. Karl için yapılmış. Burada da yine o meşhur tatlı yapılıyor. Ethan Hunt böyle aşağıdan koşuyordu. Köprü değil. Köprü. Prag'ın Salı Pazarı'ndayız arkadaşlar. Dobrý den. She's the owner of the store. No, I'm just working. She doesn't. Hello, buddy. Wow, this is the art. Saat 6.30 sabahın körü ama havaalanı felaket kalabalık bugün. Nasıl fiyatlar o zaman? Ucuz ya. Fiyatlar ucuz. This is a massive airport guys. Havalimanından geldik. Metroya aktarma yapacağız. A-Line seçiyoruz. Buraları modern. Sonradan yapılmış belki de bu istasyonları. Bileklerimizi çıkarıyoruz şimdi. Havalimanına bağlanan metro olduğu için yoğun galiba. Köprüsü sürüyor. Karlův Most'a gideceğiz ama yürüyen merdiven mi yok? Ve işte Prag. Şurada küçük pazar gibi bir şey var Koray. Hoş geldin Prag'a. Konser bileti aldım. Ne konseri var? Ravel, Bolero, Carmen, Bizet, Vivaldi, Four Seasons. Bir bakalım biletler. Özlem her gittiği yerde bir tezgah buluyor. Yine bir pazar buldun Özlem. Bu sıcak şarap alıyor Özlem arkadaşlar. Ama paraları daha tanımıyor. Ama paraları tanımıyor. I don't know. 50, 20, 10, 80 kroner. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And I, when the stars make you true, just like past offers soon at somewhere. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. Şu adamın adı Manes'miş bak. Hangi adamın adı Manes? Ressam herhalde. Bu arkadaş Manes. Onun köprüsü bu. Oh, şuraya bak. Sava Nehri üzerindeki köprülerden bir tanesindeyiz şu anda. Birazdan meşhur Karl Köprüsü'nü, Most Karl'a geçeceğiz. O da şu ileride görünen kemerli köprü. Bisiklet turu var galiba. Güneşli ama soğuk bir Prag sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Dışarısı 2 derece ama hissedilen 4 güneşten dolayı. Uzun zamandır böyle bir soğuk yaşamamıştık. Kendimize geldik. İstanbul çünkü 16-17 dereceydi biz gelirken. Kasım için oldukça güzel bir havayla çok tatlış bir ortamda Prag'dayız. Kafka Müzesi'ne giriyoruz. Bir restoran sırası var. Çertovka için sırada bekliyor insanlar. Bu restoranın olayını bilmiyorum ama bayağı insan burada. Herhalde Karl Köprüsü manzaralı yemek yiyebilmek için insanlar sırada bekliyor. Genom husen. Kommer du på andra sidan. Bu meşhur Delilik tatlısının yapılışı arkadaşlar. Bu cihazlarla katalitik tarzı bir şeyle ısıtarak onları pişiriyor. Karl Köprüsü'nün başındayız. Köprü bu şekilde uzuyor. Sağlı sollu çok güzel heykellerin bulunduğu tarihi bir köprü. Bu köprü yanlış hatırlamıyorsam 4. Karl için yapılmış. O yüzden adı Karl Köprüsü diye geçiyor. Suarene vino, sıcak şarap demek arkadaşlar. Rusça'ya benzettiğim için öyle olduğunu anladım. Evet. Burada da yine o meşhur tatlı yapılıyor. Ödenlik tatlısı. Gördüğünüz gibi. Bu aletlerde hamurlar pişirilip daha sonra üzerine krema vesaire bir takım şeyler ekliyorlar. Birazdan deneyeceğiz. Burada da bir sıra var gördüğünüz gibi. Hello. İşte şimdi Prag'daki Charles Köprüsü, Karlův Köprüsü. Çok şekilde söyleniyor. İnanılmaz kalabalık. Hava soğuk, güneşli. Bu gölgeler soğuk. Müthiş heykeller. O aynı zamanda Görevimiz Tehlike 1 filminde John'un öldürüldüğü sandığımız köprü. Belki o filmin sahnesini koyabilirsen yanı olabilir. Hunt böyle aşağıdan koşuyordu. John'u yakalıyordu. Ama John o sırada Lops nehre düşüyordu. Sava Nehri neydi? Sava. Yılmaz. Kalabalık. Şöyle geri dönüp baktığımızda da bildiğin gibi Karl Köprüsü'nde olmak için güzel bir Pradenlik yiyorlar. Şarkışada. Biz de yiyeceğiz biraz sonra. Bir şey seyrediyorlar. Devam bakalım ne var aşağıda. Gösterimiz var. Bunun da var kafası. Burada yine sanatçılar satışlarını yapıyorlar. O tarafa bak, çok güzel görünmüyor mu? Çok yeşil, harika. Kalabalık oldu. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştim. İnsan seviyor. Az önceki cadde şimdi Kafka Kale gibiydi. Kalabalık açısından. Öğlen en işlek yerindeyiz çünkü. Daha. Meşhur 4. Karl, yani bu köprünün adına yapıldığı kutsal Roma İmparatorluğu'ndan. Güzel bir kilise sanıyorum bu. Açık konser var diyor. Burada konser salonuymuş. Bak post koymuşlar, para koyup şey tutacağın yerlere. Oo. Bak burada da var. Koyun gibi koyuyor. Ayrıca burası. Ah, doğru geldi. Evet ya. Yine türlerlik. Aa, bunlar sosisçi hot dog yiyorlar galiba. Burada da yine otlar. Ot serbest, baksana. Cannabis shop. El Patron Pablo. Burası da güzel bir yere benziyor. Burada da yiyebiliriz bak. Baget için burada güzel var. Yani güzel bir caddedeyiz. Karlova devam ediyor. Stara Mesto Praha'dır. Köprüden dümdüz salıyorsun aşağı. Merkez Kilisesi'nin oradan sola. Bu meydanın adı ne Ozi? Eski Kent Meydanı. Bu da astronomik saat. Böyle bir yapı var. Küçük bir kent meydanı. Scooter kullanmayı bilmeyen bir kız var burada. Çok güzel, küçük bir meydan ama aşırı kalabalık gördüm. Bugün cumartesi olduğu için muhtemelen böyle. Biz buraya pazartesi ya da salı tekrar gelip biraz daha tadını çıkartırız bunun. Şimdilik bu kadar. Film Katedrali ve eski kent meydanını ve bu açıdan görelim. Astronomik saatin yan tarafı. Şurada devasa bir heykel var. Burada bir turist var. Hi, hello. Where are you from? Dali Muhare Varol sergisi varmış. Burada. Burası Brüksel'i anımsattı mı biraz? Evet, anımsattı. Çok güzel bir binaymış. Svatý Václav. Time masajı yok. İyi günler. Şimdi otelimize doğru yürüyoruz. 200 metre sonra ulaşmış olmamız lazım. Buralarda çok güzel binalar var. amazing building. Alder Tower. Işıl ışıl. Acayip de kalabalık ha burası. Bu Alder Tower, yani Toz Kulesi denilen yer, Eskişehir'le Yenişehir'i ayıran bir gate, yani kapı görevi üstleniyormuş. Şu anda tamiratta. Thank you. Burada bir restoran var. Restoran şurası. Aynı zamanda kafe. İçeride opera falan gibi şovların da yapıldığını anlıyorum. Kavarna. Kavarna ne? Kahve. Kahve demek. Kavarna da herhalde kahvehane demek gibi bir şey oluyor. Kırmızı. Çok şık bir kahvehane, hastane gibi ve biraz sıra var şu an. Sanki 16. 17. yüzyıldan kalmış, hala o anları yaşatıyor gibi. Bu tarafta da bir restoran var. Bu gece canlı piyano müzik eşliğinde yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Harika bir atmosfer. Çok eskilik var. Eski kokuyor resmen. Ortam. Harika. Müthiş görünüyor. Henüz daha misafirleri almaya başlamamışlar. Son Kent Meydanı'nın geceki görünümünü paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu Tin Katedrali. Hemen diğer kuleler. Astronomik saat kulesinin olduğu kule. Meydan. Meydan gece de çok hareketli. Burası Paris Caddesi arkadaşlar. Tüm pahalı markaların olduğu, güzel butiklerin, dükkanların olduğu bir cadde. Pařížská ulica diye geçiyor. Yani Paris Caddesi. Aynı zamanda doğrudan Kent Meydanı'na bağlanan bir cadde. Lüks markalar burada bulunuyor. Öyle bir alışveriş ihtiyacınız varsa Pařížská, yani Paris Caddesi'nde alışverişini yapabilirsiniz. Özel ne alacaksın buradan? Başladığın siparişler vardı. Louis Vuitton kapanmış galiba. Çekmiyor, kim çekmiyor zaten ya. Kalmayacaksın. Dior'a gir. Sonra Yves Saint Laurent. Audemars Piguet. Bu çok pahalı bir saattir. Audemars Piguet. Neyi satıyorlar ne olarak? Saat demiş ki saat kaç mı? Bunu çekmeyeyim. Modelleri şey yapmasınlar. Halada. Halada var. Amcada yok mu? Tiffany. Zaten arabalardan belli hoşlan. Alo Diamonds. Gucci, bildik mağazalar, Gucci. Filip. Tyhle jsou krásné. Zenit, Cartier. Okolo 6-8 tisíc. Neray. Neray de güzel markadır. Yani ne ararsan var. Senin saatine benziyor. İşte o yerler var. Prada, Rolex. Rolex almak istiyorsanız caddenin karşı tarafına geçmeniz yeterli. Prada mağazası hemen şu karşı köşede. Bulgari burada. Demek ki her yerde bu gazlamayı seven insanlar var arkadaşlar. Görgüsüz ayılar her yerde var. Prag'da da var. Bizim Esenyurt'ta da var yani arkadaşlar. Prada'nın önünde sıra var. Herkes Prada almak istiyor galiba. Prada'yı bedava ediyorlar bugün. Başan. Markalar arasında alabilecekleri bunlar herhalde. Çünkü Vino Versace alışveriş yapmışlar ve gidiyorlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kadın mutlu, adam mutlu. Happy wife, happy wife, happy life. Çekeyim. Şimdi muhtemelen bu arkadaş bağırıyor. Burada bir tane yine kırdenlik kahveci bulduk ama koşar yazıyor, gördüğünüz gibi. Yemekten sonra deniyorum arkadaşlar. Bizim lokma dediğimiz şeye benziyor. Yağın içine atıyorlar onları. Bildiğin lokma bizim yani. Yağlı. Peki o lokma ise bu ne? Şeye benziyor. Peki senin kabaktan yaptığın mücver gibi bir şeye benziyor ama avoce, sebze demek. Bunlara langos deniyor değil mi? Bizim lokmaya bunlar langos demiş arkadaşlar. Fransız Kafka abimiz ne demiş? Never wish to be easily defined demiş abi. İçeride ablalar var. Selam veriyorlar bize. Can I get one more beer, please? Of course. Yeah. Evet arkadaşlar, yanında makas, kes bakalım. Bon appetit. Thank you so much. Eğlenmeye başladı gençlik. Arkadaşlar bu bira Çeklerin Pilsen'de, yani Pilsner'e ismini veren ilk bira. Pale Lager. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Harika bir biraymış. Tavsiye ediyorum. Evet Özü. Yemeği beğendin mi? Ortamı beğendin mi? Beğendim. Çok tatlış bir yer burası. Neresiydi burası? Point mi? Point. Point. Evet, beğendik. Biraz böyle kahve havası var. Evet, eski kent meydanına çok yakın, hemen astronomik saatin kenarındayız. Pizzası güzel. Tavuğunu beğendik. İzninizle pizzamın son partisini yemek istiyoruz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Tatlıdan yiyeceğiz mi o zaman? Yok, yarın yiyelim bence. Yarın mı yiyelim? Temiz. Ve Karl Köprüsü'nün geceki hali. Sisler içerisinde gerçekten harika görünüyor. Çok mistik bir görüntüsü var şu anda. Nehir tamamen sis içinde karanlığa gömülmüş. Ve köprünün gece görüntüsü müthiş. Heykeller daha bir anlamlı görünüyor şimdi sanki. Burada böyle binaların arasında küçük bir avlu ve enteresan bir park var. Bu bir kafe galiba. Muhtemelen akşamları falan çok hareketli oluyordur. Çok güzel yapmışlar. Küçük balonlar içerisinde oturma grupları harika görünüyor. Na Příkopě Caddesi denilen bir diğer meşhur cadde. Yine iyi markaların dükkanlarının olduğu seçkin bir cadde, ama burada hem iyi hem orta segment markaların bir arada olduğu bir caddeye benziyor. Tarihi doku enfes, bütün binalarda hala yüzyıllar öncesinin tarihi dokusunu görmek mümkün. Müthiş görünüyor. Hala da var ama amca da yok mu diye bir espri yapmıştım dün. O yüzden bu espriyi bugün yapmıyorum. Güzel bir meydan. Harika görünüyor. Slavski Namesti caddesi üzerinde yürüyoruz. Cadde mi demeli? Başka bir şey mi bilmiyorum. Çok güzel bir yer yine. İleride tarihi eski bir bina var. O bir müze sanırım. Müze mi demiştim? National Museum var ileride. Yine başka bir Tril'in iki imalatçısı burada. Farklı seçenekler var. Özlem hangisinden aldın? 3 numaradan almış. Bakalım deneyeceğiz nasıl oluyor. Geliyor. Dekuyu. Milli Müze'nin önündeyiz şu anda. Svatý Václav, yani Aziz Vitus ya da Václav. Muhtemelen bu Vasili, Vasilya, Václav. Aynı Slav şeyinden gelen isim olsa gerek. Aziz Václav heykelinin önündeyiz arkadaşlar. Prag Kalesi'ne gitmek için metroya biniyoruz. 4 saatlik mi alalım? Nasıl yapalım? Motol sola diyor. Gel hadi buradan. Şu dizayn çok hoşuma gitti ya, harika görünüyor. Hala çıkıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir tırmanış varmış kaleye kadar. Normal, genelde kaleler yüksek yerlerde oluyor. Burası yanlış hatırlamıyorsam 45 hektarlık bir alan üzerine kurulu bir kompleks, kale içi. Bakalım neler var içeride, bizi neler bekliyor. En tepeye çıkınca bizi böyle bir meydan karşılıyor. Gerçekten güzel bir yapı arkadaşlar. Tam gotik tarzında yapılmış. Burada da tarihi Starbucks binasını görüyoruz. Avrupa'da 1700'lerin ortasında açılan ilk Starbucks kafesi bu binada açılmış arkadaşlar. Bunu da genel kültür bilgisi olarak bir yere not edin. Bir gün işinize yarar, kullanırsınız. Katedralin girişi bu taraftan. O yüzden burada çok fazla sıra var. Aziz Vitus Katedrali. Oh my god. Cool. Kimmiş? Çek Cumhuriyeti'nin 1. başkanıymış. Çek Cumhuriyeti'nin 1. başkanı abi, saygıyla selamlıyoruz. Niye çiçekler var? Doğum yıl dönümü falan mı? Başkanlık sağlık. Kelebet Baydar kalmış işte. Merdivenler çok güzel görünüyor. Ne diyor? Altın yıldız. So she's the owner of the store. No, I'm just working. She doesn't want us to. I'm just working. No, I'm not the owner. We have 7 shops. So you have 7 shops? No, not me. We, the company. Okay. And I'm working in 2 now, 3. We have the new. You're working in 2. Here, like this. So it's a small difference between this and this one, and for me this is better like a present. I don't know if it's too big, but here is the 6 of bestseller. So like the fruit, the almonds and the coffee beans. Yeah. Bu bunlar da bir çikolata. Vay arkadaş. Bak. So it's all. Bizim tramvay geliyor Paladin alışveriş merkezine gitmek için. Bu tramvaya bineceğiz. Palladium alışveriş merkezi. Başka bir açıdan yine Karl Köprüsü, Karlův Most, Charles Bridge, Most Karla, değişik illerde söylüyorum. Masalsı bir şehir gerçekten. Köprüden aşağı doğru iniyoruz adaya. Tam nehrin ortasında küçük bir ada. tutmuyor. Bunlar ne hocam? Susamuru mu? Borsuk mu? Ne? Baksana şunlara. Hello buddy. Kirletme üstüme. Ah, çamur yaptı. Çamurladın mı oğlum? Aferin sana. Gel. Prag'ın dans eden evi. Ev mi yazıyor? Nasıl dans ediyor? Burası aslında bir iş merkezi olarak dizayn edilmiş galiba. Şimdi Fransa'dan evin terasına çıktık. Oradan terastan güzel bir view eşliğinde takılabiliyorsun. Ama önce bir şeyler almamız gerekiyor. Onu alacağım. Ebeveyn temalı. Çevirmiyorum. Nar gibi kızarmış ortaya. Bak ya bu domuz var. Prag'ın salı pazarındayız arkadaşlar. Şöyle size hızlı bir pazar turu yaptırayım. Comment tu te fais ouvrir? Meydanda bir şeye giriyoruz şimdi. Mahzene iniyoruz arkadaşlar. Ne tarafa gittin hocam? Biliyor musun bilmiyorum ama böyle acayip bir yere çıkıyoruz sonunda. Mesela güzel bir restorana geldik sonunda. İlginç bir yermiş. Böyle bir yer beklemiyorduk açıkçası ama sanki bir mahzene giriyormuş gibiyken bir anda kendimizi burada bulduk. Şu anda herhalde Hello. Merhaba, nasılsınız? You know Turkish better than me. Benim adım Daniel. Benim adım Daniel. Nice to meet you, Daniel. You're nice speaking you. Better than me. You're from here? From Prague? Here, yeah. Yeah. Did you like Istanbul? Çok güzel. Çok güzel. Thank you. Thank you. Rica ederim. Say hi to the YouTube. Okay. Now I'm famous. Yeah. You'll be famous in Turkey. Wow, this is the art. Thank you so much. Thanks, Isho. Děkuji. Díky. Thank you, thank you. Evet, yolculuğu noktalıyoruz. Birazdan İstanbul uçağına bineceğiz ve evimize döneceğiz. Güzeldi. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. Ve like etmeyi de unutmayın.